Ne çok şey arıyoruz değil mi ömür boyu? Ne çok korku, ne çok endişe, ne çok kaygı, ne çok telaş. Ay ne oldu yani? Buldun mu aradığını? Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Şimdi... Şimdi günlerden bir gün, vakitlerden çok eski bir vakit imiş. Böyle benim gibi bir yolcu adam yolunda giderken beraberinde böyle irice bir yakut parçası taşımaktaymış. Ya korku içindeymiş adam. Yani birisi yakutu ondan bulup da çalar diye. Adam korkuyla gitmiş bir hana yerleşmiş. Korkuyla handa bir oda tutmuş. Fakat o gece handaki odayı kendisinin ve yakutun peşinde olan bir hırsızla paylaştığını bilmemekteymiş. Bunlar hırsızlar ahbap olmuşlar. Yemişler, içmişler, türkü falan söylemişler o derece yani. Sonra vakit gelip bizim adamın uykusu gelince bizimkisi vurmuş kafayı yatmış. Bizimki uyur uyumaz. Hırsız odanın her yerinde yakut aramaya başlamış. Oraya bakmış, buraya bakmış. Yatağın altına, heybenin içine, eşyaların arasına, deresine sabaha kadar aramış. Bulamamış, bulamamış, bulamamış. Sabahı sabah etmiş. Nihayetinde sabah olunca bizim hırsız yolcuyu dürtmüş. Demiş ki ya kardeşim demiş. Ya çok utanıyorum ama meraktan da ölüyorum. Yani ben... Aslında yakutun peşinde olan bir hırsızım. Ben sen uyuduğundan beri odanın her yerinde bu yakutu arıyorum. Allah aşkına söyle, meraktan çatlayacağım. Nereye koydun sen şu yakutu? Tabii gerçekte bizim yolcunun bu hırsıza ne cevap verdiğini bilemeyiz. Ama belki de şöyle demiştir. Ben o yakutu senin hiç bakmadığın bir yere koydum. Ben o yakutu senin cebine koydum. Hiç kendine bakıyor musun? Kendini arıyor musun? Bütün cevaplar sende. Harcımda biten gonca gülemin eteylene. Arabi, Farsi bilmem dile minnet eyleme. Sırat-ı müstakim üzre gözetilin rahımı. Zalimin talim ettiği yola minnet eyleme. Zalimin talim ettiği yola minnet eyleme.